Evet. Sen canlı bir şekilde görünüyorsun. Çok yorgun gözün, çok yorulmadın herhalde. Bugün var mıydı bahçe işleri, çapalar, şunlar? Hı? Bugün bahçe işi yoktu. Bugün bahçe işi yapmadık. Sadece tohumlarla uğraştık hocam da biraz bu insanlara söz vermiştik ya bir YouTube video serisi çekeceğiz. Bakım Evet. onları çektik akşama kadar. Hı. Bitirdik. Yığılıp kalmışım vallahi. Az önce zor bela uyandım. İyi. Ne yaptık? Böyle hani fidenin bakımı, tohumun çimlendirilmesi, şaşırtma, evde kendi ilaçlarımızı kendimiz nasıl hazırlarız? Bütün videolarımızı çektik. Arkadaşlar şimdi onları O süper, harika. bir iki güne YouTube kanalına koyacağız. Çok, onlar o kadar kıymetli ki. Peki şimdi ben bizim bu videoyu, bu canlı programımızı izlemek isteyenlere ilk önerim şuydu. Feray'ın daha önce yaptığı bir TEDx konferansı vardı. Lütfen onu izleyin, öyle gelin. Hani sonra senden tohum veya fide veya bir şey sorarken şey demesinler. Ya işte hibrit mi kullanıyorsun, şunu mu bunu mu demesinler diye. Umarım seyretmişlerdir. Çok kısa özetlemek ister misin? Hani böyle bir 5-10 dakika yine de. Nasıl başladın bu maceraya? Ben bir bir ifadeyle dona kaldım. ya evet bir şey oldu. Ben bir ekranım dondu bir şekilde. Tamam. Evet, şimdi biz seni bir dinleyelim bakalım. Ne yaptın, ne ettin? Valla hocam 17 yıl oldu şaka maka. Bir böyle düzgün bir domates bulabilir miyiz diye çıktığımız yolculuk 17. yılını tamamladı. Hı. 15. yılına yaklaşırken aslında bir dernek fikri oluştu kafamızda. İşte bu Karaot köyüne gittik. Bu Karaot köyünde tohum çalışmalarına başladık. Orada derneği kurduk. İşte 15,5 yılda net olarak köy gezip tohumları toplayıp olmayan köylere dağıtma işine devam ediyoruz. Hala da aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii bu arada artık binlerce köye ulaştı. Yüz binlerce milyon kilometreye geçmişiz çoktan. Aynı şekilde tohumları toplayıp dağıtmaya devam ediyoruz. Hani arada 3 dakikada 5 dakikada anlatılacak bir şey değil ama Yok yok. değişmeyen, kaidesi hiç değişmemiş olan. Sonuçta sen hani özetle yıllar önceden beri kullanılan ata tohum dediğimiz tohumları bir şekilde ulaşıp bulup, değil mi? Onları üretme çabasındasın. Aslında tohumu bulmak da tabii ki önemli ama üretmedikten sonra bir işe yaramıyor. Bir süre sonra o da işe yarar. Yani tohum da çalışmamaya başlıyor benim bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet, yani bizim en başındaki çıkış noktamız şey değildi. Yani böyle tohumları bulmak, çoğaltmak, üretim noktaları oluşturmak değildi açıkçası. Biz bu konuda hem devletin hem enstitülerin çok daha aktif çalıştığını, bir dönem çalışılmış çünkü. Çok aktif çalışıldığını, biz sadece aslında bunun bir tabiri caizse duyuru elçiliğini yapacağımızı düşünüyorduk. Ama köyleri gezdikçe, dolaştıkça veya tohumla ilgili dünyada gelinen gerçeği öğrendikçe maalesef üretim merkezleri Kucağınızda büyük bir sorun buldunuz, çözülmesi gereken. evet, yani bir de o zamanlar Türkiye'nin ilk tohum derneğini kurduğumuz dernek. Hani birini arayıp ya bizim bir tohum derneğimiz var, nasıl yapılır bu işler diye soramıyorduk. O yüzden en başından beri birçok konuyu el yordamıyla deneye deneye çözmeye çalıştık. Ama neyse ki iyi de götürmüşüz herhalde ki hala ayakta kalabildik. En başında belirlediğimiz ilkeler, kaidelerden vazgeçtiğimiz olmadı hiç. Hala hiçbir şekilde ticari şirket, işbirlikleri, hibeler, fonlara bulaşmadan devam ediyoruz. Tabi bu bir yöntem. Hani bu böyle yapılmalı değil, biz böyle yapıyoruz diye anlatabileceğim bir şey. Bu bir tercihti. Bu Tabii ki. tercihte kaldık. Genellikle kamu kurumlarıyla işbirlikleri yapmayı tercih ettik. İşte belediyelerle ortak çalışmalar yaptık. Sizlerle tanıştıktan sonra bir sürü okul çalışması, çocuk çalışması, aslında geleneksel bilginin
sizin gibi insanlar aracılığıyla akademik bilgilerle birleştirilerek yoğrulması gibi işlere geçmeye başladık. Aslında şunu gördük ki kadim bilgi dediğimiz üreticide var olan bilgilerin tam tamına %100 akademik karşılığı vardı, bilimsel karşılığı vardı. Bu karşılaştırmalar yapılmadığı için aslında kadim bilgiler şey gibi kalmıştı. Hani böyle ne diyeyim, hurafe gibi kalmıştı. Yani dolunayda tohum atılmaz dediğimizde köylülerin, üreticilerin hepsinin bildiği ama bilimsel karşılığını açıklamadıkları bir durum vardı. Çünkü ihtiyacı yoktu yani. Üretici binlerce yıllık bilgide dolunayda tohum atılmıyorsa, aşı yapılmıyorsa yapmıyordu zaten. Ama sonra bunun işte dolunayda yükselen, alçalan su seviyesi, bitki vücudundaki su dengelerinin değişmesi olduğu gerçeği akademik çalışmalardan öğrenince aslında dedik ki hani 14 bin, 15 bin yıl yapınca bir işi ister istemez bir şeyler birikmiş. Bizim de aslında şimdi görevimiz tohumun yanında bu geleneksel kadim bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılması için bir köprü. Valla bunu ben de tam anlamıyla ben de ilk kez duyuyorum. Dolunay'daki. Biz şaşırdığımız şeyler var. Hatta bazılarını çok rahat internetten bile doğrulatabiliyoruz. Ya yani köyden bir kadından bir şey duyuyoruz. Kadın diyor ki şöyle bir şey yapılmaz. Niye yapılmaz? Bilmem. Mesela diyoruz, diyor ki kadın, yazın turşu yenmez. Neden yenmez yazın turşu? Ne bileyim yani, yenmez. Adet. Yani nasıl şimdi artık rahatlıkla diyoruz kışın domates yenmez. Yenmemiş. Yani yeniyor mu? Yeniyor. Tamam. Eyvallah. Yeniyor ama. Ama yenmemiş. Ama işte yeni yapılan bir çalışma var. Feray bununla ilgili. Mevsiminde olmayan bir besini yediğimiz zaman bizim normalde bir ritmim, sirkadiyen ritim diyoruz vücudumuzdaki. O sirkadiyen ritmimizi bozuyoruz. Direkt bozuyoruz. Bozulduğu görülmüş yani. O yüzden mevsimindekini yiyeceğiz. Ve bizi hastalıklara, inflamasyon oluşuyor vücudumuza. Bu da daha sonra kronik hastalıkların başlangıcı oluyor. Valla mevsimde yemek de belli hastalıklara yol açıyor. Mevsim ekoloji konusunda hassasiyet geliştiriyor çok ciddi biçimde. Çevrenle ilgili duyarlılığını artıyor. Mevsimde yediğinde dünyaya yapılan haksızlıkla karşılık daha çok böyle kafanızı çalışmaya başlıyor. Mevsiminde de tüketmenin böyle sonuçları var. Ama biz bu hastalık ve şeylerden, rahatsızlıklardan oldukça memnunuz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yani. Devam ediyoruz diyorsun. Ya dondurulmuş tabii yiyebilirsiniz ama yani onu da birkaç ben hani buzdolaplarını böyle sırf yaz meyveli sebzelerini donduralım diye iki tane evde buzdolabı olsun istemiyorum. Hani arada bir iki tane çeşit olsun diye hani sıkılınca koyabilirsiniz. Ama gidip de bütün yaz sebzelerini bütün kış yetecek şekilde dondurmayı doğru bulmuyorum. Çünkü vücudun kış sebzelerine ihtiyacı var. Şimdi sonuçta biz bir şekilde sebze yememiz gerekiyor ama ulaştığımız sebzeye baktığımızda marketlere ne kadar güveniyoruz oradan aldığımız sebzeye. Ha, bazen kulaklarımızı tıkayıp gözümüzü kapayıp o zaman gönül rahatlığı da yiyebiliriz. Ama üstünde bir tık düşünmeye başlayınca işte soruları çıkartıyor. Ondan sonra önüne gelen yemek haline gelmiş olan tabağına sen o bana zarar mı verecek, faydası ne kadar olacak, bunları hesaplamaya başlıyorsun. Biraz hastalık düzeyine ulaşabiliyor. Ama tabii bunu hele bir daha hastalığınız varsa biraz ona daha da dikkat etmek gerekiyor. Ama bir tık böyle ne yiyoruz, hani yediklerimiz sonuçta bizim ham maddemiz. Biz onlarla alıp vücudumuzu yeniden yapıyoruz. Yeni hücrelerimizi yapıyoruz. Yanlış hücreleri buluyoruz. Onları yok ediyoruz. Mikroplarla savaşıyoruz. İşte bugün korona günlerinde olduğu gibi yanlış şeyler yersek savaşma kapasitemiz de son derece düşüyor tabii. O yüzden sebzeler bizim için önemli. Kuru baklagiller önemli. Ya tabii et de önemli ama hani bu süreçte sebze ve kuru baklagillere daha ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü vücudumuzdaki inflamasyon düzeyini yani bağışıklık sistemi dengesini azaltmamız, bağışıklık sistemi dengesini kurmamız gerekiyor. Bunu da daha çok bu söylediğim sebzelerle kuru baklagillerle yaparız. Şimdi güvenilir sebzeye ve kuru baklagile benim düşüncem şu, kendin yetiştirmediğin müddetçe
dışarıdan alacağın sebzeye ne kadar güvenebilirim? Şimdi olay tohumdan başlıyor herhalde, değil mi? Ondan sonra yetiştirme koşullarıyla devam ediyor. Şimdi hibrit tohum kullanırsak ne olur? Dan başlayabiliriz. Yani ne olur hibrit kullansak? Valla şimdi şöyle ben sağlık kısmını söyleyeceğim de sen evet. Diğer kısmını söyle Yani bakalım. tohum kullan. Verimli çeşitler. Bu geliştirilmiş çeşitler her yüksek verimli şey gibi aklınıza ne geliyorsa bu makinede de böyle, araçta da böyle her nevi şey gibi çok fazla tatıyor. Ticari tohumluklar dediğimiz bu tohumluklar çok fazla su istiyor bir kere. Çok fazla kimyasal takviye istiyorlar. Sentetik gübreler istiyorlar. Haliyle bunu yetiştiricilik açısından bakalım. Bu akşam benim lüksüm şu. Ben artık oturup bu halimle şeyi söylemek, anlatmak zorunda değilim. Sağlığımıza dokunur eder. Onu sen söylersin. Ben yetiştiricilikte ne oluyor onu anlatırım çok net. Benim bütün yükümü en azından sen almış oldun hocam bu akşam. O konuda bir de benim de gözden kaçırıp ya şurada neye yarıyormuş ben de bugün onu öğrenmiş olacağım senden. Ben Valla bence şöyle yapalım. Tohumdan gidelim. Fide, tohum. Ondan sonra sebze kısmı, yetiştirmedeki yapılan hatalar ve vücudumuza etkilerini konuşalım. Sonra çözümlerini konuşalım ama bunu hızlı yapalım. Yani toplam şu an çok soru alamayacağız görünen o ki. Ya bitirince ikinci kez sorular için bağlanabiliriz duruma göre. Şu an toplam 45, 46, 47 dakikamız var. Bunları konuşmak Tamam. için. Tohum tarafında bir kere sağlığından ziyade, şimdi sağlığından ziyade deyince insanlar böyle bir şekilde düşünüyorlar. Şimdi burada topyekun bir sağlık durumu. Eğer tohumunuz ticari bir tohumluksa her yıl almak zorundaysanız, eğer tohumunuz sentetik gübrelerden veya tarım zehirlerinden o verime ulaşmıyorsa zaten çok genel bir sağlıksızlık yaratıyor. Toprakta, havada, yer altı sularında. Aslında yemeden de diyelim siz yemiyorsunuz. Tercihiniz bu yönde mevsimde demek. Ben yiyorum. Yemeyen insanların da alanlarını, toprağını, yer altı sularını zehirleyen bir durum ortaya çıkartıyor tohum meselesi. O yüzden hibrit tohumu tüketip tüketmemekle ilgili değil hibrit tohumun verdiği sağlık zararı. Yani siz tüketmeseniz de sizin toprağınız ben şimdilik şu yorumları kapatayım birazcık kalitesi. Tüketmeseniz de alacağınız oldu. Havayı kirletiyor ve yer altı sularını zehirliyor. Böyle de şey yok. Sizin tercih edip etmemenizden bağımsız bir kirlilik, bağımsız bir genel sağlıksız bir çevre yaratıyor hibrit tohumların kullanılıyor olması genel manada. Ama sadece kısır bir tohum, ilacı, gübresi fazla olan bir tohum diye düşünmeyelim. Çok geniş alanlarda yüksek teknolojiyle ekstra enerjiyle üretilen bir tohum cinsinden bahsediyoruz. Yani dev seralar kışın işte soğutulan, yazın ısıtılan dev endüstrilerin oluşturduğu yani bu seranın da dünyaya zararı sizin sağlık zararınız anlamına geliyor. Bu seranın da bu geniş alanda yeraltı sularına ve denize verdiği zararlar dönüp size geliyor. Haliyle hibrit tohumu sadece ben yersem zararlı yemediğimde ben bunun zararını görmüyorum gibi değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun kesinlikle. Tüm endüstriyel aşamalarını fideye geldiğimizde aynı şekilde fidede yerel yöntemlerle yetiştirilmemiş yerel tohum olmayan tohumların fide haline getirilmiş hali de çok yüksek derecede konforlu seralara ihtiyaç duyan, çok fazla tarım zehirlerine ihtiyaç duyan bir şekilde aslında bunların hani bu tohumların hani belirli hastalıklara karşı dirençli tohumlar olduğunu ama onlar için de yine hastalıklarla mücadele anlamında özel zehirlerin kullanıldığını falan ben duyuyorum. Ama ben kendi açımdan söyleyebilirim sağlığa zararlı etkileriyle ilgili. Hani bugün tespit edilen şey şu. Birlikte
yakın temasta bulunan her türlü hücrenin birbiriyle genetik materyalini birleştirdiği, etkilendiği artık görülmüş durumda. Şunu demeye çalışıyorum. Mesela mikrobiyata hücrelerimiz, bizim vücudumuzun içerisinde yaşayan hücreler bunlar. Başka organizmalar, yani bakteri, virüs, bunları bizim kendi genetik materyalimize, hücrelerimizin içerisine kendilerini entegre ediyorlar. Aynı şekilde bu yüksek teknolojiyle üretilmiş hibrit tohumlarında yine genetik materyalini bizim genetik materyalimizde parçalar olduğu görülmüş. Bunların etkileri uzun vadede ortaya çıkacak. Hani ne etkisi var, ne yoktur. Genetiği değiştirmiş mikroorganizmalardan bahsediyorum tabii şu anda. Hibrit tohumlar biraz daha farklı. Ama sonuçta orada da bir genetiğiyle bir şekilde oynanmış. Artık tekrar tekrar ürünler, biz biliyoruz ki domatesi eskiden mesela tohumunu alır üretirdik, değil mi? Şimdi artık o hibrit tohumlarda tohumunu alsanız da üretemiyorsunuz. Yani bir domates çıkıyor bitkisi ama meyve vermeyen bir domates oluyor. Kısır bir domates oluyor. Dolayısıyla genetiğiyle bir şekilde müdahale edilmiş oluyor. Bunların sağlığa etkileriyle ilgili net bilgiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Olumlu olumsuz etkileriyle ilgili GDO, bu genetiği değiştirmiş mikroorganizmalara benzer etkilerden bahsediliyor. Ama ben hani her türlü şeyde, ilaçlarda bile kullanacağınız, hani hasta oldunuz, zorundusunuz bir ilacı içmeye. Ben hep şunu diyorum, yıllardır kullanılan, etkisi bilinen yeni bir şey, yeni bir ilacı hep mesafeli durulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii şu an inşallah COVID'e karşı bir ilaç bulunur, o zaman hepimiz bir şekilde mecburuz. Ama onun ötesinde alternatifiniz varsa eski olanı tercih edin. Çünkü biliniyor, etkisi biliniyor. Bu yüzden sebze, bu tür tohumlarda da eski her zaman bizim bildiğimiz etkilerini gördüğümüz tohumlar, bunları tercih edeceğiz. Hocam bu adamlar 50 yıl sonra bunlarını gördü artık kesinleştiğinde bize sadece pardon mu Öyle oluyor. Öyle diyecekler? olmuyor mu? Orada Öyle oluyor. en ihtiyatlı olmakta fayda var. Yani biz doğru yoldayız o Evet, zaman. herkes kendini koruyacak. Aynen öyle. Ya yani 50 yıl sonra bir zararını net ortaya. Sigarada şu an evet bizim yüzümüzden oldu diyen var mı? Dese bile adam hayatını kaybetti, bitti gitti yani. O yüzden Evet. zararları, neyin zararı, neyin zararı olduğunu işte burada kulaklarımızı açacağız, beynimizi kullanacağız. Allah akıl fikir vermiş hepimize. Neyse ki böyle bilgiye ulaşmak için her türlü imkanımız var şu anda. Bunları kullanacağız ve aklımızı kullanacağız. Ona göre seçimler yapacağız. Tamam. Peki, Bir şimdi şey geldik. tohum önemli. Evet, tohum önemli ama tohumumuz var, fidemiz oluştu. Sonrasında biz fideden sebze oluşturacağız. İşte burası ayrı bir laboratuvar aslında. Değil mi? O tohumu fideye dönüştürmek, dönüşen fideyi ürün geliştirinceye kadar üretmek, orası bir ayrı laboratuvar. Hani gidip bunu nasıl yetiştirdiğiniz, atalık bir tohumu siz kimyasal gübre kullanarak, tarım ilacı kullanarak zararlı hale de getirebilirsiniz aslında. Evet, Burada yani aslında o bir ikinci aşama. ziraat yetiştiricilikte kullanılan tarım zehirleriyle sentetik gübreler ve kök yaprak geliştiriciler bir kalıp. Yani bu geleneksel tohumlarda da kullanılabilir. Hibrit geliştirilmişlerden de kullanılabilir. Artık bu tohumlukların kullanıldığı bir çağda yaşıyoruz. Yani Türkiye'deki satışa arz edilen sebze üretiminin neredeyse %80'ine hakim şu anda ticari tohumluklar. Özellikle ticarete yakın olan noktalardaki sebze üretimlerinde ticari tohumlu kullanımı çok fazla. Ama şöyle de bir tablo var. Bundan 15 yıl önce neredeyse sona yakın hakimdi. Bu açıklanmayan zararlarını üretici önce kendisi görmeye başladıktan sonra aslında geriye dönüş bir alternatif arama çalışması. Çünkü üretici net olarak şunu gördü. Kendisinden çok fazla insan hastalıktan ölmeye başladı.
Çünkü tarım zehirlerinin şöyle bir şeyi var bizim üreticiler açısından. Siz bir kere zehirleniyorsunuz. Alıp tükettiğinizde bir kere zehir alıyorsunuz vücudunuza. Bir de iki, çevresel koşullardan dolayı zehirleniyorsunuz. Yani bir, doğrudan alım var zehiri vücuda. İki de çevresel etkiler. Biz bir yetiştirirken, iki yetiştirirken, üç yetiştirirken, dört tüketirken, beş daha yoğun ortamlarda kaldığımız için çevresel etkilerde zehirleniyoruz. Yani çarpı beş oluyor. Şehirliyle bizim hastalık durumumuzu aslında dengeye getiren şeyin yaşadığı stres, geçim derdi, insana uygun olmayan yaşam koşulları, araç trafiği, ekleyin de ekleyin artık, o sizin. Bizim hastalıklarımız böyle dengelendi. Yoksa insanın şehirde sadece yaşayıp bizim ürettiğimiz konvansiyonel üretimden bahsediyorum. Bizim ürettiğimiz ürünlerin ise vücuduna bu zehri bir kere aldığı için hastalık oranı çok daha düşük olacaktı. Ama biz şu anda şehirdekiler çok yüksek vakalar var sayı anlamında. İşte kanserler, akciğer şeyleri, sıkıntıları çok fazla. Çünkü çok yüksek derecede tarım kimyasalı soluyoruz. Bu konvansiyonel üretim yapan geniş bölgelerin en büyük sorunları. Bu geriye dönecek. Evet, dönecek. Çok yavaş dönecek. Bir kişi dönecek. Ama şu anda diyebiliriz ki bu çalışmalarının başladığı 15-16 yıldan sonra gerek mecbur sebeplerden, sağlık olabilir, ekonomik sebeplerden, gerekse artık bilginin, bilincin biraz artmasından, gerek ekonomik bağımlılığa karşı bir tepki olarak yerel tohum kullanımı, ekolojik tarım modellerini tekrar hayata geçirme çalışmaları hızlandı. Ama orada da bir dengesizlik var hocam. Yani bu, biz artık her şeyi moda bazında algılıyoruz ya. Herkes üretici olmaya kalkıyor şimdi. Herkes ekolojik tarım yapmaya kalkıyor. Herkes üretime geçmek istiyor. Bu akşam belki onunla ilgili de konuşuyoruz. Hani üretim üreticinin işi. Biz şehirlilerce yetiştirici olabiliriz. Yani bir şeyi yetiştiririz, bir şeyi tüketiriz. Ama bir şimdi ana üretim var. Üretimle yetiştiricinin farkını bize anlatırsan daha iyi anlayacağız. Hani burada ticari olan mı, olmakla olmamak arasında mı söylemeye çalışıyorsun Ferhat? Yok. Aslında şöyle. Ne demek üretim? Bizler üreticiyiz. Çünkü bizim ikinci bir alternatifimiz yok. Biz tarımsal üretimle geçiniyoruz. Tarlamızdan gelenle geçiniyoruz. Siz ekimlik yapıyorsunuz. Yan dalınızda bir bahçede sebze üretimi yapabilirsiniz. Bu ama sebze üretimine girer. Siz yetiştirici olursunuz. Üretici olan biziz. Sizin ürettiğiniz bütün mesleğin üretimler. Yani. Tamam. Benim işim bu. Başka geçim kaynağım yok. Bildiğim başka işin de olmadığından da bahsediyorum. Benim işim bu. Bizim sayımızda çok hızlı azalma var. Bunu hekim olarak söylemiyorum. Yetişmiş, duyarsın sayınızda da çok hızlı azalma var. Ama her ikimizin de sözde sıfatlara ve tarlaya sahip şekilde artan bir orantısız da bir güruh geliyor. Yani hekimlik yapan da var başka türlü, üreticilik yapan da var başka türlü. Bunları netleştirebilmek ve böyle devam edebilmek yani için açıkçası. Şey tabii aslında hani ben şunu demeye çalışıyorum. Eğer hekimlik açısından hastayı gerçekten yani konusunu çok iyi bilip hastayı gerçekten dinleyip onun sorununa çözüm bulabilecek maddi kaygıyı ön planda tutmayacak bir anlayışsa zaten aradığımız şey bu. Bunların sayısı artması gerekiyor. Değil mi? Aynı şekilde üretici için de eğer düzgün tohum kullanıp düzgün yetiştirme, kimyasal işte hem gübre hem ilaç bunları kullanmadan ahlakıyla diyeyim üretebiliyorsa bunların sayısı artması lazım. Aslında bunlara karşı değiliz. Hani yanlış anlaşılma olmasın bence. Şimdi yani. Hani bu şeyi yapmaya kalktık, mecbur kaldık. Şimdi şehirde herkes bugünlerde özellikle bu artık evde kalmanın hassasiyetinden mi kaynaklı? Yaşadığımız aslında bu salgının birçok noktada karşılıklı çelişen çıkış noktaları olsa bile, yani çelişkili ifadeler var. Şundan oldu, bundan oldu. Ama herkesin kabul ettiği şey bağışıklık sistemini bozduğu, bağışıklığın düşündüğü halde daha fazla etkili olduğu veya bağışıklığa gelirle ilgili. Haliyle biz günümüz şehir insanları, günümüz üreticileri,
kimyasal çok fazla girdi aldığımız için vücudumuza. Çevresel etkilerden çok fazla etkilendiğimiz için zaten yani şöyle bir şey olsa hani sizin ateş ölçeriniz var ya basıyorsunuz ateş ölçüyor. Hı hı. Karşıdan ise bizim dünya toplumu açısından ne aslında olur? Çok tehlikedeyiz. Yani çok evet. Ciddi tehlike altındayız. Çünkü çok hızlı yoruluyoruz. Yani birçok insan çok hızlı yoruluyor. Artık üreticilerin içinde de çok hızlı yorulan çiftçiler var. Yani önceden teyzelerimiz, annelerimiz bu kadar hızlı yorulmazdı. Şimdi birçok üretici kadın, birçok üretici erkek çok çabuk yoruluyor. Ya tabii bunun en önemli sebebi ne biliyor musun? Şimdi aslında bizim vücudumuzdaki bir mikro ve makro besin dengemiz var. İşte bu dengeyi bozduğumuzda çoğunlukla mikro besin dengesini biz aldığımız bu sebzelerle ve meyvelerle çoğunlukla tamamlıyoruz. Sebze ve meyvelerin tohumdan itibaren üretim koşulları uygun değilse zaten o mineral ve vitamin seviyeleri son derece düşük bir sebze geliyor bizim elimize. Buradan bir gol yiyoruz zaten. Onun dışında tabii sebzeyi diyelim ki mükemmel bir yetişmiş bir sebzeyi aldık mutfakta. Doğru pişirmeyi kullanmazsak bu, doğru pişirmezsek işte gene bu mikro ve makro besinlerden kayıplarımız oluyor. Sürekli zaten dünyada azalmış durumda mikro besin. Ne oldu? Ses gitti. Yok mu ses? Aa, duymuyorsun. Yorumları bir açayım. Herkes duyuyor mu? Yorum yapmayı açalım. Evet, duyuyor musunuz arkadaşlar? Sorun var galiba Feray. Sorun var mı? Duyuyor musunuz arkadaşlar? Feray Bey duyulmuyor. Feray seni duymuyoruz. Senin bağlantı gitti. Evet, Feray'ın sesini ben de duymuyorum. Duymuyoruz hiçbir şey. Sen bağlanıp kopup bir daha bağlanır mısın? Evet, ben de Feray'ın bağlantısında tabii köyde o şu anda. Herhalde biraz ondan da kaynaklanıyor olabilir. Nasıl yapalım? Tekrar bağlansan, tamam. Feray şimdi tekrar bağlanacak. Dolayısıyla yani aslında hani bu süreç, tamam Feray Bey'i şimdi alacağız tekrar Feray'ı. Gündüz benim de böyle. Bence de daha önce duyuyorduk. Tekrar bağlanacağız. Karotu şeyimize ekleyelim. Bekliyoruz. Kaydedeceğim. Evet. Evet sesim tamam mı hocam? Yine geldi mı? Feray. Tamam. Şimdi iyi. Evet. Şimdi sesin geliyor Feray. Ama yok. Bir çiftçiyle bir doktor bugün internetmiş. Evet. Şimdi tamamız. Tamam mıyız? Peki Feray. Hemen şey yapalım. Biz neden sağlıklı yememizle ilgili artık herkesin kendi kafasında ufak tefek şeyler var. Sonuçta biz sebzeleri, ben hemen özetlemem gerekirse, sebzeleri vücudumuzu korumak, doğru ham maddeyi almak, vücudumuzda oluşan yabancı toksinleri bir şekilde yok etmek için şey yapıyoruz, sebze yiyoruz. Ama doğru sebzeyi yemezsek, tarım ilacı dolu, kimyasal gübreli. Dolayısıyla bunlar ne yapacak? Biz bunların
atıklarıyla vücudumuz uğraşacak, başka şeylere fırsat olmayacak. Zaten o atıkları temizleyemeyeceği için vücudumuzda tekrar negatife gideceğiz. Yani hastalıklar yönüne kayacağız. Mesela tarım ilacı dolu bir sebzeyi yediğimizde en sık karşılaşılan karaciğer kanserleri, safra yolları, safra kesesi, pankreas bunlar son yıllarda o kadar çok arttı ki dolayısıyla biz doğru sebzeyi, doğru üretilmiş sebzeyi yemek zorundayız. Sebze yemek zorundayız ama doğru sebzeyi yemek zorundayız. Şimdi doğru sebzeyi yapmak için bence iki yolumuz var. Bir tanesi kendimiz yetiştirelim. Bir tanesi doğru yetişmiş sebzeye ulaşalım bir şekilde. Siz bu anlamda aslında bildiğim kadarıyla ikisi için de destek veriyorsunuz. Hem nasıl yetiştirileceği, hem doğru tohum satmak, şey yapmak yasak ülkemizde. O yüzden fide haline getiriyorsunuz. Fide halinde insanlara ulaştırıyorsunuz. Sonrasında da hatta üretemeyenler için de sizin ürettiğiniz doğru tarım teknikleriyle kimyasal gübre kullanmadan, işte onların ayrıntılarını almak istiyorum. Tarım ilacı kullanmadan ürettiğiniz sebzeleriniz var. Bunları da hiç üretim yapamayan kişilere gönderebiliyorsunuz. Böyle siz, şimdi bunlarla ilgili senden bilgi alabilir miyiz? Kendimiz üretirsek, üretmek istersek, biliyorum YouTube videoları hazırladınız, işte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, bize biraz bilgi versen. Benim mesela küçük bir bahçem var, işte kimisinin ufacık bir balkonu var, balkonun bir köşesinde belki bir şey yapmak istiyor. Onlar ne yapsın? Hiç üretemiyorsa onlar ne yapsın? Onları da ayrıca soracağım. Yani Eyvah. valla şey Feray'ın sesi. başlayayım. Yani kendi üretim alanı şansı olan insanlar sesi tamam. İyiymiş Tamam, hocam. iyi. Yani kendi üretim yeri olan şehirdeki insanlardan tanıdıklarımızdan çok az bu imkana sahip olan insan var. Onu biliyoruz. Ama yine de küçücük balkonda, bahçede bile insanlar bir şeyler üretmek istiyorlar. Tabii. Biz bu çabayı desteklemek istiyoruz. Ama tabii bir balkonda 5 kök, 3 kök domatesle gıdanın üretilmesi mümkün değil. En azından hani evde yeterli derecede. Ama biz bu projeyi şu yüzden destekliyoruz. Bir sebze ne kadarlık bir süreçte yetiştiğini, nasıl bir emekle yetiştiğini görmeleri adına evdeki üretimi inatla teşvik etmek istiyoruz. Çünkü artık bu günümüz dünyası insanları çok hızlandı. Çocukları boş verin. Bizim yaşın 6 bile domatesin hangi mevsimde, enginarın ne zaman, çileğin ne zaman olduğunu bilmez haldeler. Bilmiyorlar. Yani mevsim Sesin gitti. Bir dakika. Dur. Ses gitti. Evet, bağlantıda sürekli bir sorun var. Yorumları bir kapatayım, belki bir faydası olur arkadaşlar. Yorumları bir kapatıyorum. Şimdi bir daha bir deneyelim. Bir gidip gelir misin Feray? Feray'ı tekrar alalım. İnternet bağlantımızda sorun var. Yorumları açmayayım ben bu kez. Kendi kendime. Bu da böyle çok tuhaf oluyor ama. Şimdi buradan Feray'ı bulalım. Nerede? Bekleyeceğim biraz. Evet. Bu güzel sorular arkadaşlar. Sakın bir yere kaybolmayın. Bunların yanıtlarını Feray'dan bulalım. Bir şekilde yanıtlarını toparlayacağız. Ama tabii köyde olduğu için Feray'ı gördüm. Evet, ekliyorum.
Evet, bu kez geldin. Tamam. Olmuş hocam bu internet işi. Zor valla. Ben öğlen yapamadım. Sen şimdi köydesin diye düşünüyorum ben. Şeyde misin? Neredesin? Ben Muğla'dayım şimdi. Muğla'dasın. Tamam. Evet. Çekmeyen de bir yer olabilir. Burası dağın başı. Evet, büyük Ama olasılık ondan. evet. Tamam. Hangi Hemen şimdi soruların yanıtını alıyoruz. Evet. aslında biz diyoruz ki şehirdeki insanın, şehirdeki özellikle genç kuşağın hangi mevsimde ürün yetiştiği, hangi badelerden geçip yetiştiğini öğrenmesi için şehirde yapılacak küçük üretim denemelerini, imkanı varsa o insanların da kendi bahçelerini, kendi arsalarında bir üretimi yapmalarını sonuna kadar desteklememiz lazım. Biz çünkü Kesinlikle. ülke insanı olarak çok daha yeni kuşak şehirliyiz. Yani çok daha 100 yıllık bir şehirliliğimiz yok. Çok köy Yok. kökenli bir toplumuz. Tabii. Yani o böyle 7 kuşaktı saraylarda, kervanlarda yaşayan, Yok kervansaraylarda yok. yaşayan bir En fazla üç kuşak. ya üçüncü kuşağı bulan çok az hocam. Senin Tabii. Çok annen ne az. yapıyor? Hani hangisinin annesine sorsan anca Berkcan Doğru. kuşağı şu anda şey Doğru. akademisyen ama anneanne yine çiftçi. Doğru. Haliyle Aynen. hani En bu kadar çabuk fazla üç. alışmamamız lazım bu şekilde. Ne zaman o kadar. O yüzden şehirde yapılacak üretim süreçlerinin birinci elden gözlemi yapılabilir. Balkonda küçücük bahçeyle tarımsal üretimi yapmak ve bu gıdayı elde etmek çok zor. Eğer üretim alanlarınız geniş değilse, en azından bir bahçe kıvamında bir yeriniz yoksa zor. Ama aynı savaşı aslında biz kendi cephemizde üreticiler arasında da veriyoruz. Yeri bolca olan, tarlası olan, bahçeleri olan ama yerel tohumla bağı kopmuş. Her mevsimde her şeyi yetiştirme ihtimali olan tohumlara ulaşabilen üreticilerin durumu da aynı. Onlara da örnek bahçeler yaparak aslında üretim alanlarının da doğru kullanılması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz karşılıklı. Bu tabii çok yavaş ilerledi. Yani mesele diyorum ya 15-16 yıllık bir mesele. Biz tüketiciden ya sağlıklı gıdaya ulaşmamız lazım. Bu ürünlerin zehirleri şuna yol açıyormuş. Varyansları, feveranları çok yeni daha. Yani 6-7 yıldır bir hassasiyet gelişiyor. Ama maalesef bu hassasiyet daha çok ölümden, hastalık, son yapılan çalışmalardaki dehşet tablolarından daha da tetiklendi, hızlandı. Bu sizde şehir tarafında nasıl geliştiyse bu hızla bizde de aynı şekilde seyretti. Çünkü biz de durup dururken ölen üretici amcalarımızı, teyzelerimizi gördük. Birden hasta olan, birden elden ayaktan düşen, çok hızlı hasta olan çevre köylerden, kendi köylerimizden ölümlerle karşılaştık. Biz de sizin gibi birden şey geliştirmeye kalktık, refleks geliştirmeye Güya kalktık. değil mi? Güya temiz Hani havada bu yaşıyorsunuz. hani biz 6.000 nüfuslu bir yerde yaşıyoruz hocam. Yani bazı şehirdeki nüfusundan daha düşük. Evet. 6.000 yaşıyorsunuz. Eğer oradaki hastalık oranı bir önceki kuşağın hastalık oranına göre %500 arttıysa bir sorun var demektir yani. Öyle değil mi? Çok net. Kesinlikle. Ben bir Bir durup akademik çalışma düşünmek lazım hani. evet yani bir çalışma yapılmış. Bu çalışmaya göre buranın toplumsal sağlığında bir bozulma var gibi bir çalışmayı beklemeye gerek yok. Tabii canım yani Soruyorsun daha gözlem önce. zaten yeterli. Evet. Gözlem yapmak. Bu konuda üreticiler hızlı refleks gösterdiler. Çünkü çok şey gördüler. Ama şehir kalabalık toplum çok bunu fark edemedi. Çünkü üst kat komşusu öldüğünde bile haberi olmayan bir toplum haline getirdiler. Doğru. Haliyle biz şehir gözlemlerken şeyi öğrenemedik. Yani iki mahalle ötede kim, hangi hastalıktan öldü? Bir şeyi çözemedik. Ama köylerde hep bilindi. Kötü hastalıktan ölmüş, Tabii. kanserden ölmüş, kötü Tabii. hastalıkmış. Bu çok hızlı yayıldı. Ama böyle tarım yapılması öğretildiği için son 50-60 yılda bu tarım ürünlerinin piyasaya hakim olmasından kaynaklı da maalesef mecburi bir durum ortada. Yani ticari tohumluklar, sentetik kimyasallar ve tarım zehirleri şu anda üretim piyasasında çok ciddi etkililer. Bunun aşılması ile ilgili yollar şimdi artık aslında bizi bugün seninle aynı masaya oturtan şey bu. Yani bunu aşabiliriz. Bunun artık Evet. üretim olarak niyetli bir tarafı var. Çok net akademik veriler var. Bu konuda da bir sürü şehir ve köy insanı
bir masaya oturmaya hazır. Yıllardır zaten hedefimiz şeydi. Aynı masada oturmamız lazım. Üreten evet. ve tüketen insan ve bunun olası risklerini kabul etmiş insanların aynı masaya oturması lazım. Kesinlikle. Yine bunu sizin ve bizim ekipler adına bir milat kabul edebiliriz. Bunu çok daha kesin kabullerle artık masaya oturmamız lazım. Bu yediklerimiz bizi zehirliyor. Yani daha aslında kesinlikle öyle. Hani yedikleriniz şimdi doktora gittiğimizde bize ilaç veriyor. Biz o ilacı işte diyor ki sabah akşam veya günde bir veya üç defa bunu tüket diyor. Bu ilacı al diyor. Biz ve bunu bir hafta bilemediniz bazen daha kısa veya daha uzun ya da ömür boyu bir şekilde kullanıyoruz tansiyonunuz falan varsa. Ama yediklerimiz ömür boyu yiyoruz biz. Hatta her öğün yiyoruz. Günde üç öğün yediğimiz şeyler var. Yani yediklerimiz aslında bizim aynı zamanda ilacımız gibi oluyor. Ha, içinde doğru şeyler yoksa zehirimiz olmuş oluyor aslında bir yandan da. Bizi zehirleyen şeyler olmuş oluyor. Yani vücudumuza giren her şey, neyse ki bu sindirim kanalı aslında çok bizi çok iyi tolere ediyor. Yani hiçbir şeyi hemen öyle aşırı bir şey olmazsa en fazla ufak tefek ishal oluyoruz. Ufak tefek büyük abdest yumuşaması oluyor. Ama onun dışında arka planda yavaş yavaş bizi zehirleyen bir formata da girebiliyor. O yüzden yediklerimizin sağlam ve düzgün içeriğinin kimyasalsız, işte ilaçsız, şeysiz olması bizim için çok önemli. Yani sebze yiyeceğiz. Bu kadar sağlıklı sebzeyi nereden bulacağız? İşte o asıl mesele o. Şimdi ben diyorum ki sebze ye. Bu hele bu korona günlerinde inflamasyonu azaltmak için mutlaka sebze yemek lazım. Çünkü inflamasyon vücudumuzda bağışıklık sisteminin dengeli hali. İnflamasyon bu dengenin bozulması. İnflamasyon varsa vücudumuzda vücut herhangi bir giren mikropla savaşamaz duruma geliyor. Çünkü vücut inflamasyon var. Kendi kendisiyle bir savaş var şu anda. Dışarıdan bir mikrop gelirse savunma zayıf durumda zaten. Direkt şey yapıyoruz. Savunamadan yatağa düşer duruma geçiyoruz. Dolayısıyla inflamasyonu azaltıcı diyet bu dönemde beslenme, bu dönemde yani hep önemli ama bu dönemde daha da önemli. İnflamasyonu azaltacak şeyler de sebzelerimiz en başta. Bütün şu anki mevsim sebzelerinin hepsi inflamasyonu azaltıcı. Değil mi? Karnabahar, lahana, brokoli, pırasa, pancar. Pancar müthiş bir sebze zaten. Bu kış aslında tam geçiş dönemine geçmeye başladık. Meyveler yavaş yavaş çıkmaya başlayacak. Ama onun ötesinde yine kuru baklagiller bizim için olmazsa olmazımız. Yani bunları bol tüketeceğiz ama doğru olanı tüketmeliyiz ki inflamasyonumuz hani azaltmasını umarken daha beter hale gelmesin. Şimdi nasıl ulaşacağız? Kendimiz şimdi biz bu tarımsal üretimde özellikle sebze tarımında ve meyve üretiminde ne olduğunu iyi biliyoruz ya. Çünkü biz üreticilerimiz derken hiçbir zaman üretim yapanlarla konvansiyonel tarım üretimi yapanları ayırt edemiyoruz. En yakın dostlarımız, kafa olarak en uyuştuklarımız bile yani kişisel olarak en iyi anlaştığımız arkadaşlarımızdan bile bolca konvansiyonel tarım yapan insanlar var. Geliştirilmiş tohumlar, bolca ilaç zehirle bu tarım modeli devam ediyor. Şimdi bu tarım modelinin ters yüz olmasının tek ihtimali tüketici refleksinin artıyor olması. Tabii. Yani bizi bu hale getiren talep şey... Talep olması. Evet yani birisi gidip dese ki mesela sebze üretimini çok kısa anlatayım mı nasıl oluyor? Şimdi ben gidiyorum yani fileciden şey alıyorum. Şimdi yaz sezonu geliyor ya. Yazlık fide dikimi yapacağım. Şimdi tarlaların hazırlığı bitti. Biz de önümüzdeki ne zaman yapıyoruz biberleri? Ondan sonra biberleri dikiyoruz. İlk pazartesi günü de herhalde salçalı domatesleri yapmaya, dikmeye başlayacağız. Fidelerimiz hazır. Şöyle oluyor. Ben gittim bir tane fide firmasından fideyi aldım. Hani herkes şey yapılıyor ya bir yerlerde. Denetlemeler var. Şeyler var, kontroller var. Bunun hepsi külli yalan. Gelin ben size gerçeğini söyleyeyim.
Fileciye gidiyorsunuz, hazır fideyi alıyorsunuz. Hiçbir denetim yok. Ben alırken yok ama. O fide, fide firması, firmanın ilçe tarımla, il tarımla aldığı izinlerden bahsetmiyorum. Yani standartlarına uygun fide üretmiş firmanın ürettiği fideden bahsediyorum. Ben fidenin hangi ilaçlarla ilaçlandığını bilmiyorum. Çünkü fide firması yetiştirmiş, getirmiş, dükkanın önüne koymuş. Ben aldım fideyi, gidip dikmeden önce toprak altı gübresi atacağım. İstediğim kadar atabilirim. İstediğim kadar, bir sınırlaması yok kanunda bunun. Aldım 120 kilo gübreyi, 60 kilosunu attım altına. Fidelerimi diktim. Sulamasını çektim. Damlama suyu damlatmaya başladım. Bir tane başına gübre tankı koydum. Kök geliştirici, yaprak geliştirici. Her gün verdim. Hala bir denetleme yok bakın. Hani sen ne yapıyorsun kardeşim diyen yok. Bolca üzerine geliştirici ilaç attım. Zararlılar için 4-5 kere ilaçladım. Hala bir denetim yok. Ürünüm yetişti. Hasat etmeye başladım. Hasat etmeden önce sistemik ilaçları 7, 14, 21 gün önce kullanmak durumundayız. Ki Dünya Gıda Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü bizim vücudumuza ne kadar zehir alacağımızı da belirlemişler sağ olsunlar. Rezidü değeri var. Diyor ki 0.03 ppm zehir olabilir üstünde diyor. Herkes bunu şey anlayacak. Bu bir yorum değil. Bu bir yönetmelik mevzuatın maddesi biliyorsun hocam. Vücudumuza alacağımız ppm'i yılda bir kere belirleniyor. Bu ppm değerli ülkeler birbirine kızdığında da değişiyor. Hani şu bilmem ne mal geri döndü meselesi şöyle. Rusya ile biz anlaşma yapıyoruz devlet bazında veya şirket bazında. Diyor ki Rusya'nın ihracat, ithalat firmaları. Ben senden diyor domatesi üzerinde 0.1 ppm olursa diyor alacağım. Bir kavga çıkıyor. Bu ppm'i %75 azaltıyorlar. Haliyle bizimkinin üzerinde zaten o kalıntı miktarı olduğu için Rusya'dan geri dönüyor. Bizimkiler o geri dönüyor. Anlatmış olalım. Şimdi ben bu domatesi bu şekilde yetiştirdim. İlacı attım o hafta. 3 gün sonra da topladım. Bakın, 3 gün sonra topladım tarladan. Bu yüksek miktarda tarım ilacı, tarım zehri içeren domatesi kasaladım. Aldım Atça'ya hale götürdüm. Bakın, ölçem hale var denetim... mı? Hayır, hale gittim. Kapıdan girdim. 14 lira belediye komisyonunu ödedim. Hale girdim. Yanaştım hal kapısına. İstanbul firmasının oradaki yerel dükkanındaki komisyoncuya dedim ki domatesim var. Adam baktı domatese, kasanın altına baktı. 4,5 yazıyorum dedi. Allah bereket versin dedim. Verdim. Aldım şeyimi, müstahsil makbuzunu kestim. Aldım paramı. Benim gibi 8 kişi daha adamın İstanbul'dan tığı geldi. Sıra yüklendi. İstanbul haline yola çıktı. İstanbul hali girişinde komisyon parası hali ödendi. Oradan indi. Manavı İstanbul'dan geldi adam. 3 kasa benim domatesi, 1 kasa da yan komşunun domatesinden 4 kasayı aldı, götürdü, tezgaha koydu. Ertesi günde sen gittin satın aldın. Sistem böyle işliyor. Denetleme domatesi hiçbir yerde olmadı şu ana kadar. Bunun neresinde denetim var? Ben duymadım şu an. Ayda alemde bir ilçe tarım müdürü bir halde denetim yapacak da oradaki domateslerden, biberlerden numune alacak da bunlar da kalıntıcık. Şimdi denetimin olan kısmını anlatayım. Ben A firmasına sözleşmeli üretim yapıyorum. İhracat malı bu mal. Alırken firma temsilcisi geliyor. Getirdiği seraya bakıyor, belgelerine bakıyor, geliyor. Bana gübre tavsiyesinde bulunuyor. Gübremi veriyor. Tarım ilacımı veriyor. Sonra ürün yetişiyor. Son hasat yapılacak zamandan önceki ilacı attırıyor. Hasat tekrar numune analize gönderiyor, getiriyor. Ben ürünü paketliyorum onun için. Onun aracına yüklüyorum. Onun aracı limana gidiyor. Limanda tekrar numune alınıyor. Ürün yine o kabul edilebilir değerler içinde zehir taşıyacak. İhracat malı olması için. 2-3 kere analizden sonra yurttan çıkıyor. Sistem analiz burada işliyor. Yurt dışına gidişte yani. Hani bu ihracattan yani dönen ürünler iç piyasaya gönderiliyor ya. Evet. Bu rezidü değer başka ülkelere giriş yapılamayan ürün pazarlara dökülüyor. Sistem böyle çalışıyor. Yani
Evet. İç Sizden pazarda bir böyle denetleme aslında isteyen standartta bizim yok. bu Dışarıda. mekanizmaları kendi kurmaktan başka çare görmeyelim. Doğru. Nazım Hoca sen bu ürünü o kadar düşük bir denetim olacak. Antalya halinde denetimler sık. Miktar atıyorum. 5 tonluk partinin denetimini yapıyorlar. Ama analizleri. Bu parti analizleri hepimiz biliyoruz. Yani seranın az ilaçlanmış tarafından alınan numunelerden biz şunu açık söyleyelim. Birçok sertifikalı üründe analize gönderilen maalesef hani diyelim domates ihraç edilecek. Bizden gelip temiz domates isteyen ihracatçılar var. Hani analize bizimkilere gönderecekler. Anladın mı? Yani temiz numune ürün almaya çıkan insanlar var. Ve bu bilinen bir şey. Herkes de biliyor bu kepazeyi. Şimdi ama Eyvah çıkınca eyvah. koca koca böyle bunlar. Orada işte ihracatımız şöyle, ihracat firmaları şöyle çatır çutur. Hepsi böyle dönüyor demiyorum. Genel bir sistem var ve bu genel sistem maalesef kabul görmüş durumda. Herkes buna gözünü kapatıyor, devam ediyor. Biz hani senle birkaç yıl hayalini kurduk. Biz bir güven belgesi oluşturacağız. Şimdi mevsim kutusuna Karaot Tohum Derneği verdi bu güven belgesini. Çünkü biz bu analizleri kendimiz yapmaya başladık. Bir laboratuvarla anlaştık. Çünkü biz bu ürünlerin tohumlarını da alıyoruz. Sadece insanlara göndermekle ilgili değil hassasiyetimiz. Tohumlarımızın temiz olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden düzenli analizlere gönderiyoruz. Son gelen analiz sonuçlarını paylaşacağız kendi aramızda. Demir oksitin bile çıkmadığını görünce çok sevindik. Yani şey düşünüyoruz ya havada demir oksit Ya, var egzoz gazından ben bence kaynaklanan. Feray, Onun bile bence onu çıkmamasını şeye bağladık. mevsim kutusu sayfanız var bildiğim kadarıyla. Lütfen orada onu da paylaşın bence. Bilmiyorum paylaşmış mıydınız o analiz raporlarını. Bence çok önemli. Paylaşacaksınız. Bir hocam şimdi bir Ses yine gidip geliyor. akademisyenlerle paylaşacağız dost birlikle. Çünkü oradakilerde kalıntı yok. Ama biz burada daha derin ettiğini aslında biz standart özellikle nitrit konusunda daha izler istedik. Çünkü bizim kullanmadığımızdan eminiz ama çevresel koşullardan dolayı da bulaşan bir şey ya lanet. Tabii, O tabii. yüzden onun üzerinde bir araştırma yaptırdık. Özellikle ıspanakta ve kerevizde nitrit ekstra analize gitti. Neyse ki o da çok gitti. Biz bunu öngörerek üretim yerlerimizi böyle dağ bahçeler dediğimiz dağ sınırlarına yakın yerlerden seçtik. Çünkü Peki. ovada bunu yapmak çok mümkün değil. Feray şimdi son 6 dakikamız tabii böyle kesinti şey olunca tekrar bağlanıp tekrar devam edebiliriz ama biraz hani mevsim kutusundan bize bahsetmeni istiyorum. En son kendiniz evet fide şey yapıp yetiştirme teknikleriyle ilgili zararlarla mücadelelerle ilgili kendi üretim yapmak isteyenlere videolar çektiğinizi az önce de söyledin. Bunları YouTube kanalında şey yapacağım. Mesela bu ısırgan otuyla hazırladığınız tarım ilacı diyeyim bir yerde, tarım zehiri diyeyim. Böcek ilacı çok etkileyici ve çok da biz de kullanıyoruz kendi şeyimizde. Benim de küçük bahçem var, orada kullanıyoruz. Hani öyle bir destek var ama hiç üretim yapamayacak kişiler için de sizin orada kontrollü bir şekilde köydeki çeşitli köylülerle, çeşitli köylerdeki çiftçilere üretimi teşvik ettiğinizi ve oralardan bu tohumları ürettiklerini, sebzeleri ürettiklerini tohumlardan biliyorum. Ve mevsim kutusunu oluşturduğunuzu biliyorum. Bununla ilgili yine geçen senelerde abonelik sistemi yapıyordunuz, hatırlıyorum. Hala devam ediyor mu? Biraz bilgi versen. Yalnız 5 dakikamız kaldı. Sonra olmazsa tekrar bağlanırız yarım kalırsa. Tamam. Yani mevsim kutusu maalesef nazar değecek diye anlatmıyoruz da pek bu An dönemde anlat çok iyi ama gidiyor. önemli. Çok çok önemli. Şu bu dönemde daha da önemli lütfen. Bizim için zaten iddialı bir şeydi bir durmakta, bir kooperatif durmakta. Mevsim kutusu hayalimiz en başından bu. Sosyal tarafı.
teknik tarafında yerel tohumlarla yapılan, denetlenebilen, bu denetlemenin dışarıya da çok rahat açıldığı bir model. Ama bu model kendinden taviz vermeden oluşturuluyor. Başında zorlandık. Çünkü kendi bölgemizde yetişmeyen ürünlerin de alımı yapılıyordu. Hala yapılıyor. Şimdi güven üzerine dönen bir sistem ama neyse ki şeylerimiz var. Akademik gerçeklerimiz de var. Yani ne kadar güvenirseniz güvenin, laboratuvar şey ortaya çıkıyor. Bu konuda aslında tabii, garanti bir şey. Diyordu ki, tabii analizini yaptıktan sonra. Analiz laboratuvarı olmadan da gelecek bir halk olsun. Tabii. Bu ürünü birçok yerden tedarik edebilirsin. O zaman mevsim tutsun bir aile olmasının bir mantığı yoktu. Biz bu mekanizmayı başka türlü çalıştırdık da zaten aileler çok uzun zamandır tohum yapıları bu yönde ısrarcı ve iddiacı olan ailelerdi. İyi gidiyor model ama mevsim kutusu adı bu olmadan yani kontrollü üretim yapan aileler birliği, çiftçiler birliği modeli diyelim buna. Hı hı. Bunun acilen çoğaltılması başka türlü değerlendirilmesi lazım. Yani mevsim kutusu üzerinde değil bu birliktelikler üzerinde konuşuyor olmamız artması lazım. Bence de. Sürekli saatte olduğu için ya buna böyle ikinci diyelim sağlıklı gıda üretim noktaları oluşturma projesini konuşalım. Net şeyler konuşalım. Bence de. İnsanlardan bir tercih çıksın. Desinler ki biz çünkü şeyler konuşuluyor. Bu ürünlerin fiyatları niye bu kadar pahalı? Bunu konuşalım. Çünkü bu tüketicinin tercih ettiğinde değişebilecek de bir tablo. Tabii bu yüzde bahsetmiyoruz ama karşılıklı bir oturacağız, anlaşacağız. Ben bugün dediğim gibi ilk adım olacak. Biz ne istiyoruz sizden? Sizin derdiniz ne? Onu anlayalım ikinci 30'da. O zaman evet. Belki de başka bir modeli denemek adına tekrar konuşabiliriz. Yani biliyorum bu ara çok meşgulsünüz ama önümüzdeki hafta bu konuyu hemen yapabiliriz. Ben çok önemsiyorum. Mevsim kutusunu hele çok çok önemsiyorum. Bu şekilde bizim yani gündüz aynı üreticilerle konuşuyoruz kahvede, evlerde. Evet. Akşam da sizlerle konuşmamız lazım. Biz zaten bu köprü vazifesini en başta yapmıştık. Bunu hızla yapabiliriz. Evet, bence de. Ben şimdiden Feray'a Sibel aracılığıyla fide şeylerimi verdim, siparişlerimi verdim. Biz kendimiz yetiştiriyoruz şimdilik çok şükür. Ama kendim yetiştiremediğim noktaya geldiğimizde tabii ki direkt senden mevsim kutusuna ben de abone olacağım. Bu ara sadece fide kısmından şey yapıyorum. Çok önemsiyorum. Yediğimiz sebzelerin doğru sebzeler olması, vücudumuza doğru yiyecekleri almamız gerektiği konusunda çok çok önemsiyorum. Aa, süper. Son 2 dakikaymış. Geriye doğru sayma şeyi eklenmiş Instagram'a.